Şehirler değişiyor, isimler değişiyor, yüzler değişiyor ama canilik aynı efendim. Bir kadın daha maalesef erkek terörüne kurban verildi. Cezaevinden izini çıkan cani koca çocuğunun gözlerinin önünde eşini 25 bıçak darbesiyle hiç acımadan öldürdü. Baldızını aramış, öldürdüm kızınızı demiş. Gidin alın demiş. Cezaevinden izinli çıktı, eşini çocuğunun gözü önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Bir yerde yatıyordu yüzün kuyu. Ne güzel yaşıyordu, nefes alıyordu giderken. Pişman mısınız diyen habercilere de öldü mü diye sordu. Eşinizi niçin öldürdünüz, pişman mısınız? Öldü mü? Vahşetin adresi Samsun'un Bafra ilçesi. Faruk Yavuz yaralama suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce izinli çıkmıştı. Cezaevine yeni mi çıkmıştı? Pandemiden dolayı çıktıydı. Yarın da cezaevine girecekmiş gene zaten. Yavuz Emir Efendi mahallesindeki evinde dün gece eşi Kamile Yavuz'la tartışmaya başladı. Boşanacaklardı zaten, hiç anlaşamıyorlardı. Her şey vardı çocukta. Ve iki çocuğunun annesi Yavuz'u gözünü kırpmadan bıçakladı. Üstelik çocuklarının gözü önünde. Sabah 4:30 gibi ses duydum ben. Balkona çıktım. Büyük kızı balkondan bana bağırdı. Teyze babam dedi, annemi bıçakladı dedi. Koş dedi bana. 25 bıçak darbesiyle genç kadın ağır yaralanmıştı. Yardımına komşular yetişti. Bir yerde yatıyordu yüzün kuyu. Ne güzel yaşıyordu, nefes alıyordu giderken. Bıçağı lavabonun içine atmış. Ondan sonra da gitmiş kızının gözünün önünde. Kamile Yavuz hemen hastaneye kaldırıldı ama yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi aradık, ambulansı aradık. Ne güzel yaşıyordu, nefes alıyordu giderken. Ama çok yarası varmış. Cani koca olayın ardından kayıplara karışmıştı. Kısa sürede yakalandı. Ve caninin genç kadının akrabalarını arayarak kızınızı öldürdüm, gidin alın dediği ortaya çıktı. Baldızını aramış, öldürdüm kızınızı demiş. Gidin alın demiş. Faruk Yavuz'un adliyeye sevk edildiği sırada habercilerin sorusuna verdiği yanıt da pes dedirtti. Eşinizi niçin öldürdünüz, pişman mısınız? Öldü mü?